Geçen söylediklerim için özür dilerim. Senin bir suçun yoktu. Ben de öyle git. Candan hesap sor falan deyip çıkmamalıydım işin içinden. Zaten senden sonra da Şadi'ye çekti gitti, kavga ettik. Nereye gitti? Ne bileyim. Öyle kayıp yok ortada. Bir de mektup bırakmış giderken. Herkes kendi yoluna falan diye. Candan haber var mı? Yok. O gün bugündür konuşmadık. Özleyip bir sesimi duymak için aramadı bile beni. Ama senin cadı da ortalarda olmadığına göre kesin gidip ona yerleşmiştir. Rahatsız etmeyelim şimdi. Saçmalama kızım ya. Ben hiç öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Can bir haber olsun göndermez miydi öyle bir şey olsa? Meraktan deliye döneceğimi bilmez mi? Aman aramaz o hayvan. Şimdi öpüşüp koklaşıyorlardır. Bunca yılın hasreti var tabii. Rahatsız etmeyelim onları biz. Ya Deniz'cim ya. Sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Yok öyle bir şey. Bence Can hala sana bu sergi meselesinden bozuk. Şadiye'yi oradan çıkarken gördüğünü bile bilmiyor. Yok be. Atıf ötmüştür ona. Ama bak bu sefer gelse, ağlasa, yalvarsa bile bir daha olmaz. Kabul etmeyeceğim onu. Bitti gitti. Tamam. Barışırsınız yakın zamanda. Boş ver. Ama zaten Şadiye söyledi ya. Bir şey olmamış aralarında. Nasıl bir şey olmamış? Ya işte geçen gün öyle konuşurken ben bunu köşeye sıkıştırdım işte kavgada. Öyle işte yok dedi, orada mıydın dedi, ne biliyorsun dedi. Gözünle görmeden nereden biliyorsun dedi. Bayağı böyle tersledi beni. Ha. Belki gerçekten bir şey olmamıştır, ne bileyim. Ben geçen sefer de yanlış anladım ya. Boş ver ya. Sen bu kadar güvensizliğin üzerine ilişki mi yürür? Boş ver, boş ver. Ya Deniz bak. Can sana deli gibi aşık. Gerçekten düzelirsiniz yakında. Her şey yoluna girer. Ben eminim. Tamam şimdi birazcık kızgın evet. Ama geçecektir göreceksin. Ya Şadiye ile aralarında bir şey olduğunda gerçekten sanmıyorum. Dedim ya. Dert birdi ki. Irmağın işte sorun çıkmış. İsviçre'ye dönüyorum. Belki temel. Ne? Evlilik falan? Aylarca başımızın etini yedi. İntiharlar etti. Şimdi kariyerim daha önemli diyor. Gidiyor ya. Nasıl ya? Anlamadım ben de bir şey. Bak bu ikisinin arasında bir sorun oldu. Bunlar bize söylemiyorlar. Gidecek bu sefer. Biliyorum ben. Bir daha da dönmeyecek buralara. En başından beri söylüyordum. Biliyorum ben. Gidecek, dönmeyecek. Ya Deniz dur üzülme. Anlat bakayım bana. Ne oldu tam Irmak'la? Ne dedi? Efendim Atıf'cığım. Alo Narin. Beni yine karakoldan çağırdılar. Ya tanıdığım birisi öldürüldü ama bu sefer durum ciddi. İfademi falan başvuracaklar. Ne diyeceğim, sen de atlayıp gelsene buraya. Şimdi başıma iş alırım falan burada. Ne? Hangi karakoldasın? Nerede? Tamam. Tamam, geliyorum 15 dakikaya. Bekle. Bana bak. Ben gelene kadar ağzını açık bir şey söyleme sakın. Hadi tamam. Ah. Atıf, karakolda yine. Bu sefer cinayetle ilgili bir şey. Anlamadım. Ne? Zanlı değil, tanık bu sefer. Dur ben bir gideyim de anlatırım dönünce. Mert Atacan en son sizinle görüşmüş. Aslına bakarsanız telefon numarasıyla yapılan tüm görüşmeler sizinle. Kendisiyle nasıl bir ilişkiniz vardı? İyi günler. Merhaba. Ben avukat Narin Yılmaz. Atıf Bey'in avukatıyım. Özel görüşebilir miyim kendisiyle acaba? Bu da kimliğim. Buyurun. Tabii. Şu anda müsait. Buyurun Atıf Bey. Nedir Atıf? Neler oluyor? Ya işte bu ölen çocuk Mert gazeteci. Biz Erol'la Servet'in böyle olayların ortaya çıkartalım diye kendi aramızda bir araştırma yapıyorduk. Sonra bir iki kişi daha katıldı aramıza. İşte böyle oldu. Atıf, sana kaç defa söyledik bulaşma bunları. Çok tehlikeli diye, ha? Ya bak, vallahi canım çok sıkılıyor zaten. Şimdi boş ver. Biz böyle bir paravan şirket kurduk, Narenci şirketi. Onun üzerinden irtibata geçtik işte. Açıklarını bulmak için. Bunun içinde bütün detayları bulabilirsiniz. Yani her şey bunun içinde var. Sermet Karayel, Hikmet Kazan, Erol Durat. Yani bunların karıştırdığı bütün kirli işler var. Uyuşturucu ticareti, kara para aklama, hayali ihracat.
Hepsi video, fotoğraf, ses kayıtlarıyla beraber hepsi içinde duruyor. Mert'le beraber bunu araştırıyordum. Mert Atacan gazeteci. Bunu anlayabiliyorum. Peki sizin bu konuyla alakanız nedir? Sermet Karayel kendi evimde beni bir nevi tehdit etti. Ben de canım sıkılınca peşine düştüm. Altından da bunlar çıktı. Peki, anlıyorum. Devam edin. Necati Sarı, bu adamların çevirdiği bütün işlerle ilgili bilgi sahibiydi. Yani bunlar da onu bir tehdit olarak görüyorlardı ama Necati Sarı daha erken davranıp Hikmet Kazan'ı öldürdü. Tabii bu benim teorim. Mert'i öldürenler de bence bunlar. Sanırım sırada ben varım. Savcılık makamına müvekkilimin korunması ile ilgili dilekçe verdim. Bunlar çok ciddi suçlamalar. Bunun kanıtların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekecek. Haliyle. Ne bakıyorsun lan? Erol'u arasana. Hemen alırım abi. Ne var, ne oluyor? Abi, Sermet abi polis aldı. Tamam. Bakacağım ben, kapat. Alo, Erol ben. Sermet'i içeri almışlar. Mert Atacan'ın öldürülmesiyle ilgili Atıf Birsel'in tanıklığı ve verdiği dosyalar üzerine savcılık tutuklama kararı çıkardı. Seni de alacaklar savcılığa başvurup. Dosyalarda adın geçiyor. Ben gerekeni yapacağım, dikkatli olun. Hamdi, düğmeye basıyoruz. Atıf Birsel'le ilgili düğmeye basıyoruz. Seni pisliklerden uzak durman konusunda kaç kere uyardım ben? Ha? Bak senin yüzünden gencecik bir çocuk hayatını kaybetti. Mutlu musun? Seni kim koruyacak bu saatten sonra? Kimsenin korumasına gerek yok. Polis hepsini içeri al. Prosedürler yerine gelince Erol'u da içeri alacaklar. Kimden korkmam gerekiyor? Senden mi? Tehdit mi ediyorsun beni? Narin görüyorsun, şahitsin. Fırat Kazan beni bayağı ayaküstü tehdit ediyor. Atıf saçmalama. Yorgunluktan iyice saçmalamaya başladın artık. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.